Sponsorluk toplantımıza katıldığınız için sabah akşam sen hariç teşekkür ederiz ama özel sonra geldiğiniz için teşekkür ederim. Sponsorluk anlaşma önemli biliyorsunuz. Onları biraz amatör sporlarda bulmak daha güçleşti. Sizlerin desteği için teşekkür ederim. Buyurun. Başkanım bir kural hatası gündemde var. Var. İtirazınız olur mu başkanım? Kural hatası gündemde, itirazımız da olacak. Biliyorsunuz maçın ertesi gününden itibaren 3 gün süreniz var. 3. günün saat 12'sine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Nereye başvuru yapıyoruz? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı da bunu MHK'ye yolluyor. MHK incelemesini tamamladıktan sonra da Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na görüşünü iletiyor. Nihai karar da Yönetim Kurulu'na veriliyor. Dolayısıyla bize verilen süreç çerçevesinde incelememizi yapıyoruz. Kural hatalarının bir tanesinde yani ilkinde görüntü sıkıntısı olduğu için yayıncı kuruluşlarına temasla geçtik. Onlara da burada teşekkür ediyorum. Destek oldular. Bütün görüntüleri bize sağladılar. Şimdi inceliyoruz. Bize verilen süreç çerçevesinde gerekli başvuru yapacağız. Başkanım, yayıncılar kural hatası yok diyor. Kimileri var diyor. Siz mutlaka kural kitapçığını Fenerbahçe camiası incelemiştir. Siz ne düşünüyorsunuz? Başkan bir de MHK Başkanı da açıklaması. Soruları tek tek alalım istersen. Yok, onunla paralel olduğu için. Senin gazetende. Onu diyorsun. Evet. Şimdi kural hatası var yok. Bize göre var. Başkalarının görüşüne de saygı duyuyoruz. Bir tanesi hiç yorum açık değil. Bir tanesi yorum açık olabilir. Ama bununla beraber şunu görüyorum ki aslında yeni kurallar, yeni düzenlemeler tam olarak yorumcular tarafından da algılanmamış veya tam incelenmemiş veya tam idrak edilmemiş. Yeni. Fakat federasyonun hem spor kulüplerine, hem futbolculara, hem kendi hakemlerine hem de bence medyaya bu konuda daha sağlıklı, daha etraflıca bilgilendirme yapması, herkesin aynı sayfada olması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bize göre var. Biz de bu doğrultuda başvurumuzu yapacağız. Zaman ne gösterir? Göreceğiz. Başvuru yapmamak zaten sorumsuzluk olurdu. Kulüplerimizin çıkarları doğrultusunda iki tane üst üste bu hataların yapılması bizi bu sürece itti. Bir hukuki süreç ne zaman tamamlanır onu bilmiyorum. O federasyona kalmış. Zaten maç oldu bitti. Bir acelesi yok. Önemli olan en sağlıklı bir inceleme çerçevesinde herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kuralların emrettiği bir şekilde doğru standartlarla bu incelenirse en doğru kararın verileceğini görüyorum. Ama şimdiden görüyorum ki algı operasyonları başlamış bile. Ama zaten Türk futbolu ne yazık ki yıllardır ama bir özellikle son yıllarda algı operasyonları üzerinden yönetilmeye, şekillendirilmeye, yön verilmeye çalışılıyor. Biz de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dikkat ederseniz az konuşuyoruz, öz konuşmaya dikkat ediyoruz. Bugün sponsorluk toplantısı vesilesiyle de sizlerin de sormak istediğiniz sorular olduğunu biliyorum. Bizim de kulüp olarak dikkat ederseniz bu konuda henüz bir açıklama yapmadık. Ama bugün sizin vesilenizle kamuoyuna gerekli başvuruları bugün tamamlanmasa da en geç bize verilen süre çerçevesinde yarın sabah yapacağımızı iletmek istiyorum. Başkanım, hafta sonu bir ziyaretiniz oldu Türkiye Futbol Federasyonu'na. Bu konuyla ilgili soruları bitirelim istersen. Peki. Benimki de bu algıyla yönelik bir soruydu. Eğer isterseniz arkadaşımızın sorusu sordunuz mu? Ne sordun? MHK Başkanı'nın açıklaması. Sizin gazetenizde böyle bir açıklama çıkmış. Ben buna ihtimal vermek istemiyorum. Niye buna ihtimal vermek istemiyorum? Şu açıdan ihtimal vermek istemiyorum. Sonuçta MHK Başkanımız son derece tecrübeli bir isim. Bence futbol için önemli bir değer. MHK'nin başına hakem dünyasının dışından birinin atanmasını da çok olumlu karşılıyorum. Bu tecrübeli bu konuda birinin böyle bir hata yapacağını hiç sanmıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Gerçek olmadığını düşünüyorum. Niye bunu söylüyorum?
iki nedenden dolayı söylüyorum. Bir tanesi hukuk kurulları diye bir laf geçiyor. Öyle bir kurul yok. Ve MHK'nin yapacağı bir incelemede MHK'nin başında olan birinin henüz söz konusu kulüp gerekli bir başvuruyu daha yapmadan, itirazını sunmadan, dolayısıyla da inceleme başlayıp sonuçlanmadan böyle bir açıklama yapmasına imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla herhalde sizin gazetenizde bir yanlışlık vardır. Gazeteyi haber yapan isim de son derece manidar. Dolayısıyla belki burada da bir algı operasyonu yürütülüyor. Ancak kulağımda duymadığım için, müsaade edersen. Ses kaydını duyarsam inanırım. Ama böyle bir insanın, tecrübeli bir insanın, MHK'nin başındaki bir insanın, MHK'nin yapacağı bir incelemeyle ilgili daha başvuru yapılmadan, inceleme tamamlanmadan böyle bir açıklamada bulunacağına ben imkan dahilinde bulunmuyorum. Bulunduysa da bence yanlış olmuş. Sayın Başkan, bir takımı teknik direktör Sayın Fatih Terim'in iki tane çok ilginç açıklaması var. Bir tanesi geçen sene organize yapılan işler bu sene profesyonel çekimlere başlandı dedi. İkincisi de Şampiyonlar Ligi maçı öncesi yapıldığı basın toplantısında Türkiye'de ligde maçlar, Avrupa'da maçlar sahada, Türkiye'de de masada kazanılıyor dedi. Yani siz hakikaten bu algı operasyonu ve bu masada kazanma olaylarına inanıyor musunuz? Bununla ilgili neler söylersiniz? Dünkü basın toplantısını duymadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Daha önce duydum. Ama onların fıtratında olan bir şey. Dolayısıyla ben yorum yapmak istemiyorum. Ama ve lakin işte geçenlerde ECA'nin yönetim kuruluna seçildik. Evet, orada. Dünya neler konuşuyor? Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor? Yeni formatlar hepimizi derinden etkileyecek yeni düzenler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19.05'te atılmış. Yani bununla ilgili bir şey konuşacaksa yani nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor hem futbol hayatında hem antrenörlük hayatında bu kadar çok ceza alabiliyor. Niye başka hocalar bu cezalar? Bunları konuşması gerekirken 19.05 üzerinde dilenip duruyoruz. Halbuki biz spor kulüpleri olarak sahada bir gün rekabet ediyoruz. Onun dışında bütün günlerde ortak çalışıp, ortak olduğunu unutmayıp, omuz omuza verip, yeni sponsorluklara imza atmak, marka değerini nasıl arttırırız, onun üstüne çalışmak, ne kadar daha fazla taraftar tribünlere çekebiliriz, nasıl altyapıları kurgulayabiliriz, işte finansal sorunlarımızı nasıl aşabiliriz, bundan sonraki yayın ihalesinde ligimizi nasıl daha iyi hazırlayabiliriz ki, daha iyi rakamlar, bunun üzerine çalışmamız lazım. Ama hep bir kavgadır, hep bir gürültüdür, gidiyor. Dikkat ederseniz, bizim de imada bundan çok açıklamaya oluyor. Biz bugüne kadar hiç konuşmadık. İlk defa bugün konuşuyorum. Sorduğunuz için de söylüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili daha fazla konuşmak zorunda kalmayız. Peki başkan, hafta sonu bir ziyaretiniz vardı. Orada Sayın Nihat Özdemir'e bir... Pazartesi mi? Evet. Bir tablo, bir küpür armağan ettiniz. Bu çok konuşuldu. Bir de Nihat Özdemir'in sürekli Fenerbahçe ikinci başkanı olduğu için gündeme getirilmesinden rahatsız mısınız? Bu arada. Bakın, bunlar sizin yarattığınız olaylar. Yıldırım Demirören, Beşiktaş Başkanı. Haluk Ulusoy, Galatasaray Kongresi. Söz konusu Fenerbahçe olunca, işte bu işler sizler sayesinde, sizin gibi insanlar sayesinde. Sizin gibi insanlar derken, yani bütün yani, sosyal medyada rakip takımın bütün taraftarları işte yapmış olduğu paylaşımlar var başkanım. Tamam, beni rahatsız etmiyor. Sonuçta geçmiş başkanlara bakın. Rahmetli Hasan Bey iyi bir Beşiktaş taraftarıydı. İşte ondan sonra Mehmet Ali Aydınlar zamanında Fenerbahçe'de. Kurullarda insanlar var, yönetim kurulunda insanlar var. Eskiden yönetimlerde çalışmış. Bu işin doğasında var. Dolayısıyla söz konusu Nihat Bey olunca niye bu kadar gündeme geliyor anlamakta zor çekiyor. Kararlar bu algı operasyonlarında görülüyor. Ama başta siz 1-0 öndeyken bu kurulun nasıl oluyor? Yani belki Fenerbahçe maçında zaten 1-0 öyle ya da fark attıracak 2-0'de. Çünkü ona göre futbol oynayacak. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Çünkü sanki böyle Fenerbahçe hak etmediği bir şey istiyormuş gibi bir algı oluşturuyor. Şimdi bir kere ikinci yarı fark da atabildik. Fark diyebilirdik.
bu futbol. Sonucu ne olacağı belli olmaz. Burada olan şey, o zamana kadar bariz bir üstünlüğümüz vardı. 1-0 öndeydik. Yanılmıyorsam son dakika, uzatmaların son dakikasında ilk yarını. Bir gol yedik. Defans hatası, kaleci hatası. Ama ondan sonra bir zaman sonra dikkat ederseniz hemen maçtan sonra da fark edilmedi. Bir müddet sonra. Böyle bir kolay hatası olabildi. İkinci gol işte hemen başında geldi. Orada da bir kural hatası söz konusu. Dolayısıyla bu ikisi de direkt sonucu etkileyen olaylardı. Bunlar olmasaydı maçın sonucu nasıl olurdu kimse bilemez. Öyle de olabilirdi, böyle de olabilirdi. Ama sonuçta net bir şey var ki kural hatası yapıldığı takdirde tekrarlanması gerekiyor. Geçenlerde işte sen sordun galiba MHK Başkanı. Geçmişte de oldu. İşte Donk'un olayı vardı. Orada da MHK bir görüş belirtti. Kural hatası yok diye ama maç tekrarlandı. Sonra, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Başkanım peki 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili... Onunla ilgili bir çalışmamızı yapıyoruz. Onun yeri burası değil. Zamanı gelince orada da görüşlerimizi anlatacağız. Yani bunu... Bunu ilk defa biz gündeme getirmiyoruz. Bizden önce de gündeme getirildi. Biz daha fazla üstünde duruyoruz. Daha fazla durmaya devam edeceğiz. Ama yani onun ligleri nasıl cereyan ettiğiyle falan hiçbir alakası yok. İşte dördüncü haftadayız. Daha 30 hafta var. İnşallah en sağlıklı bir şekilde, en az polemiklerle hak edeni kazandığı bir sezon yaşarız. İkinci daha henüz başı olmasına rağmen çok fazla hakem hataları çok fazla değerlendirme de yapmıyorsunuz siz hakem hatalarını Fenerbahçe lehine olsa dahi. Bu konuda da eleştiriliyorsunuz. Bu kadar kısa sürede yani ligin daha henüz başı olmasına ben hakemin çok fazla konuşmasını niye bağlıyorsunuz? Şimdi bence çok fazla hakem hatası yapıyor demek için erken. Bazı maçlarda hakem hatası diye adlandıran şeye baktığın zaman başka bir gözle hakem hatası değil de diyebilirsin. Olay bence vahim olan kısım. Yanılıyor da olabilirim. Tahminim. Arkadaşlarıma yaptığım istişarelerde. Bence sanki federasyon üzerinde baskı yaratmak için gereksiz polemikler yaratılıyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. O yüzden şu an ne bizim maçlarımıza özel, ne başkaları maçlarına özel çok hakem hatası yapıyor, az yapabilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sayın Başkan, daha önceki yıllara göre baktığımız zaman bu sene sanki 3. haftadan itibaren inanılmaz bir şekilde ortalık bir yangın haline dönmeye başladı. Acaba son dönemdeki Fenerbahçe'nin çıkışından sonra bu özellik de arttı. Bundan dolayı olabilir mi? Bu kadar çok yangının çekilmesi. Fenerbahçe'nin çıkışı mı işte değil. 4. haftadayız. Kim çıktı kimin de daha çok var. Ama ateş yerinde, alev yerinde ne dedin sen? Ortalık ateş gibi yerine. Ateş gibi yerine dedin. Şimdi kim konuşuyor bakın, kim konuşmuyor bakın. Kim ortalığı ateşe çeviriyor. Ortada. Bunu bana sorma. Yani direkt benim veya bizim arkadaşların yaptığı bir şey varsa onu sor. Ama biz mümkün olduğu kadar polemiklerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Şey çok erken başladı başkanım. Yani kavga çok erken başladı. Normal şartlarda ne sağladı? Daha önceki yıllara baktığınız zaman son dönemlerde çok fazla oluyor kim ama. Kim kavga ediyor? Galatasaray Spor Kulübü teknik direktörü ve başkanı. İstifa etsin şeklinde hatta yorumlar bir yapılmaya başladı. Bizim tarafımızdan herhangi buna bir... Herhangi bir şey. Mümkün olduğu kadar vakur durmaya, büyük resme önem vermeye dikkat ediyoruz. Çünkü kavga ediyoruz, hiçbir yere varamayız. Bindiğimiz dalı keseriz. Bir son sorum olacak benim. Galatasaray maçıyla ilgili bir şey sormak ister misiniz? Sen sor, ondan sonra senin sorun. Pardon diyeyim. Çünkü özellikle sosyal medyada Fenerbahçe taraftarı, belki size de o konuda bilgi geliyordur. Galatasaray Spor Kulübü biliyorsunuz devletten bir para aldı ve daha sonra arsalara karşı bir para aldı. O parayı daha sonra kırdırıp kullandı. Bununla ilgili Fenerbahçe taraftarı da yönetim bu anlamda hakkımızı savunacak mı? Paraların geri iadesi için bir çalışma yapılacak mı? Bu devletle başka bir kulüp arasında olan bir şey. Detaylarına tam da hakim değilim. Hı-hı. Konuşmak yani benim yerim değil. Galatasaray maçı ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Galatasaray maçı daha çok var. Can Kırıcı için. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.